Senin tecrit bugün cezaevlerinde halen katlanarak devam ediyor. Özellikle geçen günkü açıklamamızda S tipi, Y tipi ve yüksek güvenlikli cezaevlerine dikkat çekmek istemiştik. Bence bugün o 23 yıl önce yaşanan katliamdan çok daha ağır koşullar altında mahpuslar cezalarını infaz etmeye ve kötü muameleyle yüz yüzeler. İnsan Hakları Derneği olarak katliamın sorumlularının ve faillerinin yargılanmasını talep etmeye devam edeceğiz. 23 yıl önce 19 Aralık'ta ağır tecrit koşulları dayatan F tipi hapishanelerine protesto etmek amacıyla Haçlı Grevi'nde olan mahpuslara yönelik 20 hapishanede eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. 3 gün süren ve televizyonlarda canlı olarak gösterilen bu operasyonda 30 mahpus ve 2 kamu görevlisi olmak üzere 32 kişi yaşamını kaybetti. Aradan geçen 23 yıllık süreçte tecrit sistemi daha da ağırlaştırıldı. Tüm hapishanelerde hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Toplum üzerinde zor kullanma aygıtı haline dönüşen hapsetme sisteminde yeni tip hapishanelerle bugün tecrit sistemi insanın hem fiziksel hem de zihinsel bütünlüğü üzerinde büyük bir tahribat meydana getirmektedir. F tipi hapishanelerin yanı sıra özellikle yeni açılan yüksek güvenlikli S tipi ve Y tipi hapishanelerle yeni bir sistem uygulanmaya başlanmış olup buralarda tutulan mahpuslar çok ağır izolasyon yöntemlerine maruz bırakılmaktadırlar. Tecritin en ağır halinin uygulandığı 14 F tipi, 7 adet S tipi, 22 yüksek güvenlikli ve 14 adet Y tipi ile mahpuslar ağır bir izolasyona tabi tutulmaktadırlar. Özellikle yüksek güvenlikli tip hapishanelerde ister tutuklu ister hükümlü olsun tüm mahpuslar ağırlaştırılmış mahpus statüsündeki mahpuslara uygulanan infaz sisteminde tutuluyorlar. Ne yazık ki mahpuslar tarafından hem tecride hem de hapishanelerde yaşatılan ihlallere karşı açlık görevleri yapılmaya devam edilmektedir. Son olarak 27 Kasım'dan itibaren en az 100 hapishanede İmralı tecridinin kaldırılması talebiyle mahpuslar tarafından süreli ve dönüşümlü açlık grevine başlanmış olup hala devam etmektedir. 23 yıllık süreçte tecrit sistemi daha da ağırlaştırıldı ve tüm hapishanelerde hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Toplum üzerinde zor kullanma aygıtı haline dönüşen hapsetme sisteminde yeni tip hapishaneler ile bugün tecrit sistemi insanın hem fiziksel hem de zihinsel bütünlüğü üzerinde büyük bir tahribat meydana getirmektedir. Katil devlet! Hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Devrimci tutsaklar 19-22 Aralık sonrasında ismine F tipi denilen hapishane sistemine geçiş yapılmıştır. F tipi dönemi sadece hapishaneleri değil, bir bütün olarak muhalifler açısından tüm bir ülkeyi içine alan dönemi işaret etmektedir. Devrimci tutsaklar yakılarak, kurşunlanarak, kimyasal silahlarla zehirlenerek, dövülerek, fiziken yok edildiler. Üzerinden 23 yıl geçti. O gün yaşananlar, yoldaşları, dostları, mağdurları, avukatları olarak hafızamızda taze, unuttuk sanılmasın. F tipi hapishanelerin yanı sıra özellikle yeni açılan yüksek güvenlikli S tipi ve Y tipi hapishaneler ile yeni bir sistem uygulanmaya başlanmış olup buralarda tutulan mahpuslar çok ağır izolasyon yöntemlerine maruz bırakılmaktadır. Tecritin en ağır halinin uygulandığı 14 F tipi, 7 adet S tipi, 22 adet yüksek güvenlikli ve 14 adet Y tipi ile mahpuslar ağır bir izolasyona tabi tutulmaktadır. Süreli ve dönüşümlü açlık grevlerine başlamış olup halen devam etmektedir. ...19 Aralık katliamının yıl dönümü vesilesiyle katliamın yaşanmasında sorumlu olan tüm faillerin yargılanması ve adaletin sağlanmasını, ağır tecrit ve izolasyon uygulamalarına son verilerek F tipi, yüksek güvenlikli, S tipi ve Y tipi hapishanelerinin kapatılmasını, mahpusların tahliyelerini engelleyen idari ve gözlem kurullarının kaldırılmasını, işkence ve kötü muamelelere son verilmesini, sorumlu olanlar hakkında etkin soruşturmalar açılmasını, mahpusların adil yargılanma, sağlık hizmetlerine erişim koşullarına, kültürel ve sosyal haklara,
avukatları ve aileleriyle görüşebilme haklarına erişimin ayrımsız bir şekilde sağlanmasını, yaşam hakkının korunmasını, ölümlerin önlenmesini, hapishanede yaşamını devam ettiremeyecek denli ağır denli, ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olan mahpusların tahliyelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak 19 Aralık katliamının sorumlularının peşini bırakmayacağımızı ve süre gelen tüm hak ihlallerine karşı duracağımızı, mahpusların insan onuruna uygun bir yaşam sürmesi için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyu bilgisine sunuyoruz. İnsan Hakları Derneği olarak katliamın sorumlularının ve faillerin yargılanmasını talep etmeye devam edeceğiz. Ağır hasta, ileri yaşta ve engelli mahpuslar hapishanede kalamayacak durumda olmalarına rağmen tahliye edilmiyor. Özellikle Adli Tıp Kurumu tarafından verilen hapishanede kalabilir raporları ile mahpusların yaşam hakları ihlal edilmekte ve tahliyesi engellenen ağır hasta mahpuslar yaşamlarını kaybetmektedir.